Merhaba, AND Gayrimenkul YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bahçe tasarımı ve bunun çeşitlerinden bahsediyoruz. Bahçelerimizde görmek istediğimiz canlı ve cansız materyallerin istekleri kadar aynı zamanda alanların fizyolojik ve biyolojik etkileri de son derece önemlidir. Yeterli fizyolojik ve biyolojik bilgilere sahip olduktan sonra aslında anlıyoruz ki bahçe tasarımı sadece bu bilgilerden ibaret değil. Bizlerin gelenek görenekleri, inançları, felsefeleri de aynı zamanda bahçe tasarımı üzerinde son derece etkili oluyor. Bu bağlamda dünya üzerinde gözlemlediğimiz zen bahçeleri, Japon bahçeleri, klasik bahçeler, su bahçeleri, kaya bahçeleri, minimalist bahçeler, aynı zamanda sanat bahçeleri, gizli bahçeler gibi, su havuzlarının da yoğun olduğu su bahçeleri gibi farklı tarzda bahçeler bizlere aslında bahçe tasarımının ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor. Zen bahçelerinde özellikle uzak doğu felsefesini yoğun görüyoruz ve aynı zamanda bahçelerin bizlere inanç duygusunda meditasyon sağladığını görüyoruz ve bahçeleri bu anlamda aynı zamanda kendimizle alakalı bir meditasyon sahası olarak da değerlendirmemizi sağlıyor. Japon bahçelerine geldiğimizde ise alanımız eğer özellikle bir orman kenarındaysa ya da bir göle yakınsa kendimize ait olan en yakın dokuyu bahçemize de uygulayarak bir bütünlük sağlayıp alanımızı aslında mevcut metrekare üzerinden büyütmüş oluyoruz. Şayet bir orman kenarındaysak ormanın kenarında bulunan büyük ağaçların yanına ufak kotlarla yerleştireceğimiz küçük boylu ağaçlar, büyük çalılar ve küçük çalılarla beraber bir Japon bahçesi tasarlamak da son derece önemlidir. Yine burada ANED Pastel'de de gözlemleyebileceğiniz özellikle suyla alakalı yürüme yolları da su bahçelerinin bir örneğidir. Yapılan tepecikler, büyük ağaçlar da aslında bir Japon bahçesi örneğidir. Kendinizi doğada, ormanda, rekreasyon etkisinde hissederek yaşayabileceğiniz bahçeler de yine ANED Pastel'in içinde söz konusu. Klasik bahçelere geldiğimiz zaman da biraz daha işte dedelerimizin, anneannelerimizin evlerinde gördüğümüz, bize kalan, yine eski tarif edebileceğimiz biraz daha böyle işte Bolu'da düşünebilirsiniz mesela. Böyle daha eski dekoratif yapılar vardır. Buralarda böyle gül ağırlıklı büyük ağaçlarla beraber bahçeler görürüz. Yine bu dokuların korunması ve aynı düzenle geliştirilmesi de klasik bahçe anlayışına girer. Sanat bahçelerine de baktığımızda daha ağırlıklı olarak heykeller, aynı zamanda büyük saksılar ve sanat eserleriyle doldurulmuş, aynı zamanda bahçe duvarları ve balkon duvarlarında da büyük resimleri görüyoruz. Aydınlatma bu noktada biraz daha sanat bahçelerinde önemli oluyor. Çünkü vurgulamak istediğimiz sanat eserini ön plana çıkartmış oluyoruz. Su bahçelerinde ise en önemli konulardan biri aynı zamanda nilüfer çiçeği gibi suyla beraber değerlendirebileceğimiz bitki materyalleridir. Yine taşlarla beraber bu su yoluyla beraber uyumlu bir bahçe tasarımı sağlamakta yine su bahçeleri için önemli bir husus. Gizli bahçe tasarımlarına gelirsek de eğer yine kapatmak istediğimiz boşta kalan ama görüş mesafemize gelen bir alan varsa yine burada da ufak materyallerle beraber gizli bahçeler tasarlayabiliriz. ANED Pastel'de de projenin tamamında aslında 30 bin metrekarelik bir peyzaj alanı görüyoruz. Bunun %34'ünü doğal alanlar, %70'ini ise yeşil alanlar oluşturuyor. Yine yeşil alanlarda baktığımızda büyük çim sahalar, dinlenmek için yine gölgelerinin sağlanması gereken büyük ağaç objeleri, aynı zamanda farklı sanatsal eserlerle beraber yine çocuklar için doğal dostu olarak gördüğümüz peyzaj alanıyla alakalı uygulama ve tasarımları buluyoruz. Diğer bilgilendirme ve sürprizlerimiz için lütfen videonun altındaki açıklama kısmına göz atmayı unutmayın.